Patroniçe'nin kızı. Ya Rabbim, ne olursun oğluma yardım et. Bu sefer iş bulsun. Eli boş dönmesin büyük Allah. Hayrola hanım, ne mırıldanıyorsun? Ha? Oğlumuz için dua ediyorum bey. Neden? Bu sabah gazetede gördüğü bir iş ilanına müracaat etmek için gitti de. Rabbime rızkının açılması için dua ediyorum. İnşallah duan kabul olunur hanım. Oğlan askerden geleli 1,5 sene oldu. Hala bir iş bulamadı. O yaşta bir insan için çok zor bir şey. Zor olmaz mı bey? Koca çocuk. Cebinde 5 kuruş yok. Senden benden harçlık istemeye de utanıyor. Kötü yollara sapar diye ödüm kopuyor. Sorma Hadiye. Aynı şeyleri ne zamandır ben de düşünüyorum. Umarım Metin en kısa zamanda bir iş bulur da bu korkularımızı boşa çıkartır. Bak ne diyeceğim sana. Metin iş bulursa, maaşı da iyi olursa bir an evvel evlendirip baş göz edelim diyorum. Ne dersin? İyi düşünmüşsün Hadiye. Oğlan çocuğu eli para görünce şaşırır. Olmadık yollara sapar. Başını bağlamakta yarar var. Şöyle huyu suyu yerinde, ailemize uygun, mütevazı bir kız bulurum oğluma. Olup olacağı tek evladımız bu, başka yok. Mürüvvetini görmek bizim de hakkımız, öyle değil mi bey? Hele adam gibi bir işe girsin de evlendirmek kolay Hadiye. Affedersiniz. Evet, ne istediniz? Siz de kimsiniz? Ben gazetedeki iş ilanı için gelmiştim. Öyle mi? Adınız ne? Metin. Ne güzel isminiz var. Benim adım da Çiğdem. Memnun oldum. Bu iş konusunda kiminle görüşmem gerekiyor acaba? Annemle. Annenizle mi? Evet. Annem bu konfeksiyon atölyesinin sahibidir. Siz de burada mı çalışıyorsunuz? Ben mi? Yok canım. Ben çalışmayı sevmem. Buraya annemden para almak için gelmiştim. Ya öyle mi? Peki siz muhasebe işlerinden anlıyor musunuz? Biraz. Ticaret lisesi mezunuyum. Askerliğimi de bitirdim. Oturun, ben anneme haber vereyim. Yo. Böyle ayakta dururum efendim, sağ olun. Olur mu canım, oturun. Peki. Ben şimdi gelirim. Hı-hı. Anneciğim. Ne var kızım, ne oldu, niye heyecanlısın böyle? Ay anne, yan odada kim var biliyor musun? Kim var? Metin adında bir genç var. Ay anneciğim, görme, öyle yakışıklı çocuk ki görür görmez çarpıldım ona. Senin çarpılmadığın kim var ki? Kim bu Metin? Neyin nesi? Ay kim olacak? Senin gazeteye verdiğin iş ilanı için gelmiş. Anneciğim, ne olur o çocuğu işe al. Lütfen, hatırım için. Deli kız, bu ne acele böyle? Dur bakalım, kimmiş bu çocuk? İşten anlıyor muymuş? Önce bir konuşalım. Anlıyormuş anneciğim, anlıyormuş. Ticaret lisesi mezunuymuş. Ay öyle yakışıklı ki onu görür görmez elim ayağım kesildi valla. Metin işe alacaksın değil mi anneciğim? Eğer muhasebeden anlıyorsa alırım. Ama sen ona bayıldığın için alma. Lütfen anneciğim, yalvarıyorum sana. Ah, biraz kendine çeki düzen ver kızım. Koskoca gelinlik kız oldun. Hala yarınını düşünmeden yaşıyorsun. Önüne gelene aşık oluyorsun. Ne yapayım, ben böyleyim işte. Hayatta aşık olmaktan daha güzel bir şey var mı? Var tabii. Bunlardan biri de çalışmak. Kaç sefer söyledim sana. Benim paramı yiyeceğine gel şurada çalış diye. Lütfen anne, yine aynı konuya girmeyelim. Kaç sefer söyledim sana, ben çalışmaktan hoşlanmıyorum. Ayrıca niye çalışayım ki? Paraya ihtiyacımız mı var? Senin bu atölyen milyarlar kazandırıyor bize. Evet, ama bu kazançta senin de bir payın olsa daha iyi olmaz mı? Senin yaşındaki insanlar ya okuyup hayırlı işler yapıyor ya da çalışıyor. Ama sen benim kazandığım paralarla arabalar alıyorsun. Diskoteklerde geziyorsun. Uygun olmayan insanlarla arkadaşlık yapıyorsun. Bana ahlak dersi vereceğine önce kendine bak anneciğim. Sanki sen gezip tozmuyor musun? Babamın ölümünden sonra sen de bir sürü erkekle arkadaşlık yapıyorsun. Sus, benimle böyle konuşamazsın. Ben dul bir kadınım. Hayatımı istediğim gibi yaşayabilirim. Beni kendine kıyaslayamazsın. Ben de rüştünü ispat etmiş koca bir kızım anne. Hayatımı istediğim gibi yaşamak hakkına sahibim. Tamam kızım, kapatalım bu konuyu. Ben bir söylüyorsam sen 10 söylüyorsun. Bana karşı hiç saygılı davranmıyorsun. Efendim. Ah canım, sen misin Haldun? Nasılsın hayatım? İyiyim, sağ ol. Bu akşam mı? Yok, bir programım yok. Tabii çıkarız. Kaçta alırsın beni? 8'de mi? Harika. Bay bay tatlım. Anlaşılan bu akşam yine yoksun. Seni ilgilendirmez. Ben sorumluluklarımı bilen bir kadınım. Aman canım, bana ne yaparsan yap. Yalnız Metin'i işe almanı istiyorum senden anne.
Bana böyle emrivaki yapma kızım. Sen gönül eğlendireceksin diye iş bilmeyen adama maaş veremem ben. Metin işi biliyormuş anne. Ayrıca bilip bilmemesi umurumda bile değil. Onu işe alacaksın. Çünkü ben öyle olmasını istiyorum. Ah ne dünya. Sen hoşlandın diye, gezip tozacaksın diye maaşlı sevgili alacağım sana. Beni delirtme anne. Onu işe alacaksın dedim. Almazsam ne yaparsın? Ne yapacağımı merak ediyor musun? Evet, çok merak ediyorum sevgili kızım. Şimdi görürsün. Niye açtın pencereyi? Eğer Metin'i işe almazsan kendimi buradan aşağı atarım. 5. kattan aşağı düşen birinin de sağ kalacağını hiç sanmıyorum. Kapa o pencereyi. Beni bu şekilde korkutamazsın. Öyle mi? Şimdi görürsün. Kendimi aşağı atacağım. Bunu yapacağımı da biliyorsun anne. Daha önce 2 kere intihara teşebbüs etmiştim. Söyle, alıyor musun Metin'i işe, almıyor musun? Tamam tamam, alacağım. Gel gel, in aşağı. Çıldırmış bu kız. Senin bir psikoloğa gitmen gerek. Tabii ama birlikte. Ne dersin sevgili anneciğim? Deli olan ben değilim, sensin. Sana öyle geliyor. Şikayet ettiğin benim hayat tarzımsa ben senden gördüklerimi yapıyorum anne. Ne demek istiyorsun? Ben ne yapıyorum ki beni taklit ediyorsun? Çeşit çeşit erkeklerle gezmek, sık sık araba değiştirmek, senede 2-3 kez Avrupalara gitmek, içki içmek, kumar oynamak, sabahlara kadar onun bunun kollarında kendinden geçmek ve eve gelmemek. Sus, kapa çeneni. Seni dinlemek istemiyorum. Git getir o çocuğu buraya. Peki. Hey yakışıklı, sıkılmadın ya burada beklemekten. Ay ay ay, ne demek efendim? Bırak efendim efendim demeyi, seni işe aldırıyorum, artık bana Çiğdem de. Sahi, işe almıyor muyum? Ne sandın, buranın sahibi annem dedim ya, ben ne istersem onu yapar annem. İşe alındın tatlım. Size nasıl teşekkür etsem bilemiyorum ki. Ben sana nasıl teşekkür edileceğini öğretirim yakışıklı, gel seni annemle tanıştırayım. Peki efendim, şey... Çiğdem Hanım. Hanımı at, sadece Çiğdem de bana. Peki annenin adı ne? Fatoş. Yani Fatma'dır da o bu ismi pek beğenmez. Soranlara da adının Fatoş olduğunu söyler. Gel hadi. İşte anneciğim, sana sözünü ettiğim Metin. Ticaret lisesini bitirmiş. Askerliğini yapmış. Muhasebeden de anlıyormuş. Öyle değil mi yakışıklı? Evet efendim. Daha önce hiç muhasebeyle ilgili bir yerde çalıştın mı delikanlı? Hayır efendim. Liseyi bitirince hemen askere gittim. Yani hiç iş tecrübeniz yok öyle mi? Yok efendim ama kısa zamanda öğrenirim. Üzgünüm ama ben deneyimli birini öğrenirim. Anne! Ama yavrum bak, iş tecrübesi yokmuş. Yoksa ne olmuş yani, öğrenirim diyor işte. Öğrenenler nasıl öğrenmiş ki? Ama... Lütfen anne, aması maması yok. Bu yakışıklıyı işe almanı istiyorum. Hem bak ne hoş bir çocuk anne. Yakışıklı, güçlü, kuvvetli. İnsanın çevresinde böyle artist gibi bir çocuk olması fena mı yani? Peki peki tamam. Tamam mı? Metin'i işe aldın mı anneciğim? Evet aldım. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. İnanın sizi mahcup etmeyeceğim. Umarım etmezsin delikanlı. Ne zaman başlıyorum işe? Yarın gel başla. Peki. Tekrar teşekkür ederim efendim. Şey, ben gideyim artık. Güle güle. Gel ben seni yolcu edeyim yakışıklı. Hı-hı. Sana yakışıklı dediğim için bana kızmıyorsun ya Metin. Ha, estağfurullah. Neden kızayım ki? Tamam. Sen şimdi öteki odaya git, beni orada bekle. Ben annemle bir şey konuşup geliyorum. Pekala. Nasıl buldun Metin anne? Acayip yakışıklı değil mi? Evet ama ben muhasebeden anlayan birini alacaktım işe. Yakışıklı birini değil. Ay bir tutturdun işten anlayan diye. Duymadın mı? Çocuk kısa zamanda öğrenirim dedi sana. Her neyse. İşe aldıysam sen istediğin için aldım. Tamam mı? Gönlün rahat etti mi? Evet. Ne kadar vereceksin Metin'e? Anlayamadım. Maaş maaş. Ne kadar vereceksin? Sen o tarafına karışma. Ben hakkı neyse veririm. Hayır, bilmek istiyorum. Öyle 3 kuruş falan vermeye kalkma. Aslan gibi yakışıklı adam. Cebinde para olsun biraz. Çiğdem. 100 milyonla başlat. Daha azı olmaz. Delirdin mi kızım? Ben para saçmıyorum. Daha işe yeni aldığım birine o kadar para veremem. Hem duydun, işi bile tam olarak bilmiyor. Deneyimli değil. İşi bilip bilmemesi umurumda bile değil anne. Ben bu çocuğu bir görüşte sevdim. Yakışıklılığına hayran oldum. Sevdiğim adamın cebinde de para olmasını isterim. Madem öyle sen de git cüzdanı dolu birini se. Nereden buluyorsun böyle cebi delikleri bilmem ki. Cüzdanı dolu çirkinleri, göbeklileri ne yapayım ben? Görmedin mi? Metin film artisti gibi. Tamam mı anneciğim, 100 milyon vereceksin ona değil mi anne? Ah peki kızım peki, tamam 100 milyon maaş vereceğim. Canım anneciğim benim. Seni çok seviyorum anneciğim. Ay dur, çok bırak seviyorum. Beni deli kız bırak.
Aa, bu arada hiç param kalmadı. Bana da biraz para versene anne. Daha dün 50 milyon vermiştim kızım. Ne çabuk bitirdin. Ay, 50 milyonun lafı mı olur anne? Bir iki bir şey alıyorsun hemen bitiveriyor. Ne kadar istiyorsun? Bir 50 milyoncuk daha ver. Ama bu sefer hemen harcama. Birkaç gün olsun idare et. Ha, tamam etmeye çalışırım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ben Metin'in yanına gidiyorum. Bye. Ne olacak bu kızın hali? Sorumluluk nedir bilmiyor. Yiyip içiyor, gezip dolaşıyor. Neden bu kızın ahlaki durumu böyle? Kime çekti bu kız bilmem ki. Alo. Ah Rasim, sen misin tatlım? Hayırsız. Bir aydır arayıp sordun yok. Nerelere kaçtın bakayım? Paris'te miydin? Neler yaptın orada çapkın? Ah seni. Kulaklarını çekeceğim. Bu akşam mı? Bu akşam olmaz. Birine sözüm var. Nasıl? Yarın olur tabii. Nereye götüreceksin beni çapkın? Annemle konuştum. Sana 100 milyon maaş verecek Metin. İyi mi? Ne? 100 milyon mu? Ama sen de ne söylesem hemen kekeliyorsun. Biliyorum 100 milyon şimdilik az ama biraz çalış, ben annemle konuşur zam yaptırırım sana. Sağ olun Çiğdem Hanım. Hanım yok dedim. Çiğdem diyeceksin. Benimle senli benli konuş. Peki Çiğdem. Her şey için çok teşekkür ederim. Ha, şu 50 milyonu da al. Nedir bu? Ya al işte. 1,5 yıldır işsiz geziyorum demiştin. Paran yoktur. İhtiyacın olabilir. Teşekkür ederim. Annenize söyleyin, ilk aylığımdan kesebilirim parayı. Neden kesecekmiş? İyi ama avans olarak vermiyor musunuz bu parayı bana? Yok canım, ne avansı, al senin olsun işte. Bakma öyle yüzüme yakışıklı, benim annemde para çuvalla. Hem bu atölyenin yarı sahibi de ben sayılırım. Babamdan kaldı bize burası. Ama ben işten anlamadığım için karışmıyorum. Sok cebine o 50 milyonu hadi. Peki teşekkür ederim. Şimdi ne yapacaksın? Eve gidip anneme işe girdiğimin müjdesini vereceğim. Şükürler olsun Rabbime. Sonunda dualarımı kabul etti. Artık benim oğlumun da bir işi var. Ne maaşı alacaksın Metin? 100 milyon babacığım. Sahi mi? Bayağı iyi para. İyi, sevindim senin hesabına. 50 milyon da öylesine verdiler. Ne demek öyle? Avans filandır canım. Herhalde aylığından keserler. Ben de öyle sanıyordum ama atölye sahibinin kızı avans değil, senin bu para dedi. İhtiyaçlarını giderirsin dedi. Patronun kadın mı oğlum? Evet anneciğim. Adı Fatoş. Bir de kızı var, Çiğdem. Zaten beni işe aldıran da o, Çiğdem oldu. Neden? Seni daha evvelden tanıyor muydu o kız? Yok, ilk defa orada tanıştım. Allah Allah, pek garip. Ayrıca alacağım maaşı da o ayarladı. 50 milyonu da o verdi. Allah Allah. Sahiden de pek garip. Ben bu işten pirelendim. Neden tanımadıkları tecrübesiz birine ilk girişte 100 milyon versinler ki? Sonra verdikleri o 50 milyon. Bu kadar fazla ilgi sana da garip gelmedi mi oğlum? Doğrusu gelmedi desem yalan olur ama bilmiyorum ki baba. Aman oğlum, dikkat et. Sen iş hayatında tecrübesiz birisin. Farkında olmadan seni kötü işlerde kullanabilirler ha. Yok canım, kötü şey ne olacak ki baba? Bildiğimiz bir konfeksiyon atölyesi. 50'ye yakın işçi çalışıyor. Ben de muhasebesini tutacağım. Sen yine de babanın laflarını kulak ardı etme oğlum. Gazetelerde okuyoruz, filmlerde görüyoruz. Senin gibi saf, temiz süt emmiş adamlara böyle aşırı ilgi gösterip sonra esrar eroin filan taşıttırıyorlar. Aman ha! Olur mu be anne? Ben çocuk değilim. Hem söyledim, konfeksiyon atölyesi orası. İşleri de gayet iyi. Ama patron hanımın kızı çok ilgi gösterdi diyorsun evladım. İlk defa gördüğü birine neden bu kadar yardımcı olsun ki? Evet ama belki de... Sen de hemen kötüye yorma bey. Oğlumuz aslan gibi. Belki de kızın hoşuna gitmiştir. Olamaz mı yani? Ama ben oğlumu öyle kızlara kaptırmam. Hele biraz zaman geçsin. 3-5 kuruş biriktirsin Metin'im. Ona kendi ellerimle bir kız bulur evlendiririm. Evlenirsin değil mi oğlum? Evlenirim tabii anne. Neden işe girdim ki? Yuva kurup çoluk çocuk sahibi olmak için. Akşam ezanı okudu. Hadi bakalım, abdest alıp namazımızı kılalım, sonra da otur bir yemeğimizi yeriz. Peki baba.
ise 9876. Miktar 850 milyon 63 bin lira. Evet. Bunu da kaydettim deftere. Yakışıklı. Sen miydin Çiğdem? Benim. Neler yapıyorsun? Ne haber? Görüyorsun işte, çalışıyorum. Alışabildin mi işlere? Alıştım tabii. Teşekkür ederim. Kaçta çıkıyorsun işte? Her zamanki gibi 6'da. Bakayım saat kaç olmuş. 5:30. Demek yarım saat sonra paydos edeceksin. Evet. Tamam, çıkışta beni bekle, birlikte çıkalım. Nereye? Bilmem, bir şeyler yaparız. Önce bir yerde karnımızı doyururuz, sonra da diskoya falan gideriz, olmaz mı? Diskoya mı? Evet, neden şaşırdın? Hiç diskoya gitmedin mi yoksa sen? Gitmedim. Sen ne biçim çocuksun anlamıyorum. Senin gibi yakışıklı, boylu poslu çocuk vaktini nasıl geçiriyor? Sen hiç kızlarla falan dolaşmadın mı? Hayır. Yani buna vakit bulamadım. Liseyi bitirebilmek için var gücümle çalışmıştım. Sonra da askere gittim. Anlaşıldı. Ben seni bu konularda eğitirim tatlım. Yani nasıl? Bu akşam diskoya gidip eğleneceğiz seninle. Annem içeride mi? Aa, içeride. İyi, dediğim gibi beni bekle, birlikte çıkacağız. Hı-hı. Merhaba anne. Merhaba kızım. Ne haber, benim yakışıklıdan memnun musun? Metin'i mi kastediyorsun? Evet, bu iş yerinde ondan daha yakışıklı biri var mı? Zeki bir çocuk, 2 hafta içinde işleri hemen öğrendi. Ya bak, söylemiştim sana. Sen bir de almaktan vazgeçecektin. Niye geldin buraya? Üç sebepten dolayı geldim. Birincisi Metin'i görmek için. İkincisi Metin'i diskoya götürmek için. Üçüncüsü de para istemek için. Kızım biraz aklını başına topla. 2 günde bir para istiyorsun. Bunun sonu yok. Biraz kendini idare etmesini öğren. Nasihat edeyim, paraya ihtiyacım var anne. Ne kadar istiyorsun? 100 milyon. 100 milyon mu? Bu kadar çok parayı ne yapacaksın? Metin'i diskoya götüreceğim dedim ya. Al bakalım. Metin'e gelince onunla fazla ilgilenmesen iyi olur. Nedenmiş? O bizlerden biri değil. Fakir bir tabakadan. Ne benden aldığı maaş ne de kültürü bizim yaşantımıza ayak uyduramaz. Kendini eğlendireceksen git bizim tabakadan biriyle eğlendir. Ama hiçbiri Metin kadar yakışıklı değil. Ne yapayım onları? Oysa Metin artist kadar yakışıklı, boylu boslu, tam aradığım gibi bir erkek. Belki şaşacaksın ama seviyorum ben Metin'i. Güldürme beni Çiğdem. Sen kimseyi sevemezsin. Sadece gönlünü eğlendiriyorsun. Bu yüzden de sevdiğini sanıyorsun. Hiç bile değil, seviyorum işte. Hem de iş istemeye geldiği ilk günden beri seviyorum onu. Birkaç gün sonra aşık bile olabilirim ona. Bak, gördüğüm kadarıyla Metin efendi bir çocuk. İyi bir aile terbiyesi almış, iyi eğitilmiş. Onu kendi dünyasıyla baş başa bırak kızım. O bizler gibi değil. 5 vakit namazını bile kılıyor. Ne? Namaz mı? Olamaz. Kaç sefer gördüm. Ezan okunduğu zaman aşağıya atölyeye iniyor ve namaz kılıyor. İnanamıyorum. Namaz kılıyor ha? Bunda inanılmayacak bir şey yok Çiğdem. O Müslüman ve gerektiği gibi yaşayıp ibadetini yerine getiriyor. Ne yani? O Müslüman da biz değil miyiz anne? Biz de Müslümanız ama onun gibi değiliz işte. Aslında her şeyin başı eğitim. Ne anam babam beni o şekilde büyüttü ne de biz seni öyle büyüttük. Ne yapayım yani, Metin namaz kılıyorsa onunla flört etmeyeyim mi, gezip dolaşmayayım mı? Benim söylemek istediğim başka kızım. Bu çocuk senin flört ettiğin diğer erkeklerden farklı. Ötekilerin aklı fikri gezip dolaşmakta, diskolarda içip dans etmekte. Metin hayata daha başka bakıyor. Merak etme anneciğim, ben Metin'i kısa zamanda kendime benzetirim. Hem onu sevdiğini söylüyorsun, bakalım o da seni seviyor mu? Bunu hiç düşündün mü? Aklıma bile getirmedim. Ben birini seversem o da beni sevmek zorundadır. Neden zorundaymış? Çünkü ben zengin bir insanım. Ev, araba, para, her şeye sahibim. Benim gibi birini sevmemek için insanın aptal olması gerek. Ya da akıllı olması. Ne demek istiyorsun anne? Hiç. Hiç hesap yaptın mı kızım? Bugüne kadar kaç tane erkekle gezip dolaştın? Kaç kişiyi sevdin? Kaç kişi seni sevdi? Ve sen onları ya da onlardan birini sevmene rağmen neden hiçbiriyle evlenmedin? Bilmem. Ama ben biliyorum. Çünkü sen kendinden başka kimseyi sevmeyen, gözü eğlenceden başka hiçbir şey görmeyen, erkekleri kullanıp kullanıp mendil gibi atan bir insansın. Metin'i de öyle yapacağına eminim. Hiç bile değil. Onu seviyorum. Hatta evlenmeyi bile düşünüyorum. Ne diyeyim sana kızım? Allah akıl fikir versin. Nasıl buldun disko hayatını Metin? Biraz fazla kalabalık ve gürültülü. Belediye otobüsü gibi adeta. Tıklım tıklım baksana. Disko dediğim böyle olmalı tatlım. Kalabalık olacak ki insanlar birbirleriyle daha samimi olsunlar. Gel hadi dans edelim biraz. Otursak daha iyi. Ben dans etmesini beceremem de. İnanamıyorum. Mutlaka şaka yapıyorsundur. Gel hadi ben sana öğretirim. Kalksak artık.
Evdekilere haber vermedim. Beni merak ederler. Saçmalama. Koca adamsın. Neden merak edeceklermiş seni? Gel hadi. Bak gelmezsen küserim sonra. Peki küser, tamam. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuk bey? Hiç bu kadar gecikmezsin. 6:30 bilemedin 7 dedin mi evde olurdu. Merak etme hanım, birazdan gelir. İşe gireli 15 gün oldu. Hep aynı saatte geldi eve. Bu akşam niye gecikti acaba? Sakın başına bir iş gelmesin bey. Aa, saçmalama Hadiye. Kocaman adam. Başına ne iş gelebilir ki? Kahveye gitti desem kahve hayatı yoktur oğlumun. Meyhaneye şuraya buraya gitti desem o taraklarda da bezi yoktur, şükürler olsun. Gelir üzülme. Aa, erkek çocuk. Belki de bir arkadaşını filan görüp takılmıştır. Akşam namazını kılmayı ihmal etmese bari. Ne içeceğiz? Ben viski içeceğim. Ben meyve suyu içeyim. Çıldırdın mı tatlım? Burada meyve suyu ne ara? Bizi mi sandın burayı? Hem arkadaşlarım seni meyve suyu içerken görürse alay ederler benimle. Ya ben içki içmem Çiğdem. Neden? Dur bakayım. Yoksa sen şu içkiyi günah sayan gericilerden misin? Yani ondan değil de. Ya içkiyi sevmem ben. Ben sana sevdiririm. Dur ikimize de birer duble viski söyleyeyim. Garson, 2 viski bize. Buzlu olsun. Saat kaç bey? Bakayım. 10'a geliyor. İmkanı yok. Benim oğlum bu saate kadar dışarıda kalmazdı bey. Sen de biliyorsun. Metin öyle çocuk değildir. Hele bizlere haber vermeden. Böyle oturmaklı olmaz. Bir şeyler yapalım. Yahu sinirlerimi ayağa kaldırma Hadiye. Merak ettiğin kız çocuğu değil. Aa, kocaman adam. Kuzu gibi senin benim dizimin dibinde oturacak değil ya. Belki de bir kız arkadaş bulup gezmeye takılmıştır canım. Kız arkadaş mı dedi? Evet. Dur bakayım. Sakın patronu olan kadının kızı olmasın. Kızın kendisine aşırı ilgi gösterdiğini söylemişti. Hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyorum. Bilmiyorum o kız mı başka kız mı. Ne bileyim canım. Ben aklıma geleni söyledim sana işte. Amanın, öyle. Eğer o kızsa yandık bey. Oğlum Metin'in mahvolur. Hoppala. Bunu da nereden çıkardın şimdi Hadiye? Sen daha o kızı görmedin. Ne olduğunu, kim olduğunu bile bilmiyorsun. Ne olduğunu bilmem için görmem şart mı bey? İş bulmaya gittiği aynı gün oğlumu tanımadığı halde bu kadar ilgilenen biri normal biri olabilir mi? Evet, haklı olabilirsin ama yine de kimsenin günahını alma diye. Belki de iyi bir kızdır canım. Ya da ne bileyim, biz öyle düşünüyoruz. Belki de Metin şu anda bir askerlik arkadaşıyla bir yerde oturmuş yemek yiyordu. Nereden bileceğiz canım? Nasıl, beğendin mi viskiyi tatlım? Beğendim. Bayağı hoşmuş. Bir tane daha içelim mi? İçelim be. Nasıl olsa 2 tane içtim. Bir fazladan bir şey çıkmaz. Beni mi seviyorsun viskiyi mi? Seni mi? Elbette seni seviyorum. Sahi beni seviyor musun Metinciğim? Evet, seni seviyorum. Benimle sık sık diskoya gelir misin? Tabii gelirim. Parayı hiç düşünme, masrafları ben çekeceğim. Gece yarısı oldu bey. Nerede kaldı bu çocuk? Ben de endişelenmeye başladım hanım. Başına bir iş gelmesin sakın ha. Geldi. Kapının sesini duydun mu bey? Metin geldi. Şükürler olsun. Duydum hanım, duydum. İçeri girsin de soralım bakalım bu saatlere kadar neredeymiş oğlan. Sizler daha yatmadınız mı? Oğlum, aslanım, çok merak ettik seni. Neredeydin bu saate kadar? Neden? Neden beni merak ettiniz? Ben erkek alırım, erkek. Oğlum, nedir bu halin? İçki mi içtin yoksa? Neyse. Tamam oğlum, tamam. Hadi git yat bakayım. Bak çok geç oldu vakit. Yarın sabah işe gideceksin sen değil mi ha? Peki baba. Aferin benim oğlum. Hadi bakayım. Hadi. Aman Allah'ım. Sen de dikkat ettin mi bey? İçki içmiş bu çocuk. Evet içmiş biliyorum. Konuşurken ağzı leş gibi içki kokuyordu. Amanın oğlum, aslanım içkiye de mi başlamış bey? Yandık. Hadiye dur ya dur. Hemen telaşa verme ortalığı.
Benim bildiğim içkiden nefret ederdi bu çocuk. Belki de bu gece bir arkadaşının falan kurbanı olup içmek zorunda kalmıştır. Eğer devamlı olursa o zaman çeker konuşurum ben, sen merak etme. Bugün işe yarım saat geciktiniz Metin Bey, bir şey mi oldu? Minibüsü kaçırdım Fatoş Hanım. Kusura bakmayın, bir daha olmayacak. Umarım olmaz. Biliyorsunuz devamlı fatura kesmek zorunda kalıyoruz. Müşteri sizin gelmenizi beklemez. Haklısınız efendim, bir daha olmayacak. Peki. Dün olmadık şeyler yaptım. Hep Çiğdem'in yüzünden. Namazımı kılmadım. Yetmiyormuş gibi bir de içki içtim. Erken uyanamayıp işe de geç kaldım. Bir daha yapmayacağım böyle bir şey. Acaba anam babam içkili olduğumu anladı mı? Alo? Metin, sevgilim benim Çiğdem. Merhaba Çiğdem. Dün geceden sonra nasılsın sevgilim? İyi sayılırım. Biraz başım ağrıyor ama geçer. Tabii içki içmeye alışık olmadığın için biraz baş ağrısı yapar. Bu akşam ne yapıyorsun? İşten çıkınca doğru eve gideceğim Çiğdem. Boş ver evi. Gidip de ne yapacaksın? Oturup televizyon başında uyuklayacaksın. Bu gece ikimiz için harika bir program yaptım. Gelemem Çiğdem. Evdekilere ayıp olur. Dün gece gittiğimde uyumamış, beni bekliyorlardı. Vah ana baba kuzusu vah. Tatlım sen erkek adamsın. Neden bekliyorlar ki seni? Yatıp uyusunlar. Evet ama onlar benim böyle geç saatte gelmeme alışık değiller. Madem öyle alışsınlar. Çünkü ben seni seviyorum. Herhalde sen de beni seviyorsundur öyle değil mi? Ne o, yoksa sevmiyor musun? Dün gece iki dakikada bir beni sevdiğini söylüyordun. Şimdi vaz mı geçtin yoksa? Öyleyse kapatıyorum. Yo kapatma. Sevmediğimi söylemedim. Ben de seni seviyorum. Güzel. O halde bu gece benimlesin. Tamam mı yakışıklı sevgilim? Pekala. Nasıl buldun burayı? Buraya çiçek pasajı diyorlar. Her taraf içki kokuyor. Herhalde yani gül suyu kokacak değil ya sevgilim. Meyhane burası. Bu gece rakı içeceğiz, tamam mı? Rakı mı? Evet. Diskotekte viski, meyhanede rakı içilir. Sakın unutma bunu. Yak bakalım bir sigara. Teşekkür ederim. Ben sigara içmiyorum. İçmiyor musun? Nasıl olur? Erkek dediğin sigara, içki içmeli. Hadi. İyi ama hiç içmedin ki bugüne kadar. Canım içersin, alışırsın işte. Hem ilk sigarayı benim elimden tatma şerefine nail olacaksın. Hadi. Yoksa beni sevmiyor musun? Canım sevmez olur muyum? O halde yak bir tane. Pekala. Alışırsın, alışırsın. Oh. Bak seni daha nelere alıştıracağım. Aklın duracak. Garson, bir büyük rakı getir bize. Bey, bu böyle gitmez. Oğlanı al karşına konuş. Bir aydır eve gece yarıları geliyor. Geldiği zaman da ağzı leş gibi içki kokuyor. Bir haller oldu bu çocuğa. Bir şeyler yapmalıyız. Peki, peki. Sen karşını alıp konuşmadın mı ha? Peki ne diyor sana? Kem küm etti, bir şeyler geveledi. Anladığım kadarıyla patronun kızıyla arasında bir ilişki var. Oğlan daha işe gireli 2 ay oldu. Hemen maaşına zam yapmışlar. Yok yahu, bu kadar çabuk mu zam yapmışlar? Patronun kızı yapmıştır. Bizim oğlan da gözü var. Öyle olduğunu nereden biliyorsun sen? Metin ağzından kaçırdı. Kız bunu çok seviyormuş. Her akşam işten çıkınca bizim oğlanı arabasına alıp bir yerlere götürüyormuş. Yiyip içiyorlarmış. Hatta masrafları da kız ödüyormuş. Peki kızın annesinin bundan haberi var mıymış? Varmış ama ağzını açıp da tek kelime etmiyormuş. Kız annesine istediğini yaptırıyormuş. Desene dejenere bir aile. Peki kızın babası yok muymuş? Yokmuş, ölmüş. Ölünce de atölye annesiyle kızına kalmış. Ana kız kazandıkları parayı sorumsuzca harcıyorlarmış. Peki ne yapmamı istiyorsun hanım? Al oğlunu karşına, erkek erkeğe konuş. O kızla arkadaşlık yapmasını istemediğimizi söyle. İyi de bakalım Metin bizim sözümüzü dinleyecek mi hanım? Kocaman adam oldu, çocuk değil ki artık. Ama sonuçta bizim oğlumuz o. Göz göre göre bir felakete uğramasını seyredemeyiz. O kızla arkadaşlığına derhal son vermeli. Tamam, tamam. Tamam konuşurum. Geldi.
İnşallah bu sefer sarhoş değildir. Hele bir yanımıza gelsin de anlarım ben şimdi. İyi geceler. Sen İyi geceler. Bizi meraktan öldürecek misin yavrum? Son zamanlarda eve hep geç geliyorsun. Neredeydin bu saate kadar? Sonra konuşuruz anne. Benim biraz başım ağrıyor, yatmam lazım. Buraya gel Metin. Şöyle karşıma geç otur, senin de konuşacaklarım var. Yarın konuşamaz mıyız baba? Aa, hayır hayır, çünkü yarın da yarından sonra da geç geleceğinden eminim. Evet, seni dinliyorum baba. Otur bakayım. Geceleri geç gelmeyi alışkanlık haline getirdin Metin. Bu gece neredeydin? Yani bir arkadaşımla beraberdim. Patronunun kızıyla mı? Evet anne, onunlaydım. Biliyordum. Tahmin etmiştim. Canım ne var bunda anne? Koca adamım. Benim de kız arkadaşım olmayacak mı yani? Hemen öfkelenme oğlum. Elbette olacak. Ama eğer o kız arkadaşın seni kötü yola sürüklüyorsa... bizim ana baba olarak seni uyarmamız... doğru yolu göstermemiz gerekir. Ne demek istiyorsun sen baba? Son zamanlarda eve hep içkili gelmeye başladın Metin. Bak şimdi de öyle. Bu kız arkadaşın seni içkiye fena alıştırmış oğlum. Neden içtin yavrum? Sen ki içki içilen yerde bile durmazdın. Allah'ına inanır. Dininin gerektirdiklerini yapardın. Yahu ben yine dinimin gerektirdiğini yapıyorum anne. Namazlarımı kılıyorum işte. Bu vaziyette mi oğlum? Böyle ağzın içki kokarken mi namaz surelerini okuyorsun sen? Kızın adı ne evladım? Çiğdem. Adı batsın şırfıntının. Şırfıntı deme ona anne. Derim. Gece yarılarına kadar erkeklerle oturup içki içen insana başka ne diyebilirim? Ben onu seviyorum anne. Ne? Seviyor musun? Evet baba. O da beni seviyor. Benimle evlenmek istiyor. Ne? Amanın, evlenmek mi? Delirdin mi sen oğlum? Öyle bir kızı nasıl olur da ailemize gelin olarak getirirsin? Niye böyle söylüyorsun anne? Daha Çiğdem'i tanımıyorsun bile. Onun nasıl biri olduğunu bilmeden hakkında konuşmak doğru bir şey mi yani? Tanıyıp da ne yapacağım ki? Aklı başında bir kız gece yarılarına kadar erkeklerle barlarda, meyhanelerde oturup içki içer mi? Annen doğru söylüyor evladım. Sana ne oldu böyle ha? Sen ki 5 vakit namazındaydın. İçkiyi, böyle şeyleri sevmezdin. Şimdi ne oldu da değiştin evladım? Anlamıyormuşsun baba. Onu çok seviyorum. Çiğdem'e aşığım. Onsuz yaşayamayacak hale geldim ben artık. Sevecek başka kimseyi bulamadın mı oğlum? Gel vazgeç. Evlenmek istiyorsan ben sana o kızdan daha güzelini, terbiyelisini, içki içmeyen, kocasına sadakatle bağlı olan kızlar bulurum. Başka biri umurumda bile değil. Seviyorum anne. Çiğdem'i seviyorum. Ve onunla evlenmek istiyorum. Lütfen bu kararıma saygı gösterin. Bence o kızla evlenmeden önce doğru yapıp yapmadığını bir daha düşünsene oğlum ha. Biz fakir ama namuslu ve dinimize bağlı bir aileyiz. Seni de öyle yetiştirdik. Ama anladığım kadarıyla onlar öyle değil. Aranızda çok büyük farklılıklar var. Bu evlilik sonra seni hüsrana uğratabilir. Ben kararımı verdim baba. Eğer beni seviyorsanız gidip Çiğdem'i istersiniz bana. Acelen ne oğlum, kızı kaçırmıyorlar ya. Hem kız istemek kolay mı sanıyorsun? Bunun nişanı var, düğünü var, eşyası var. Hele biraz zaman geç. Para işini düşünmeyin anne. Cidden bütün masrafları kendilerinin yapacağını söyledi. Peki sen bunu kabul ettin mi? Neden etmeyeyim ki? Onlar zengin, çok paraları var. Evlenince kat da araba da alacaklar bana. Yeter ki siz gidip isteyin Cidden'i bana. Delirdin mi Cidden? O çocukla nasıl evlenirsin? Neden evlenmeyeyim? Aslanlar gibi yakışıklı çocuk. Onunla gezerken bütün kızların, kadınların gözü onun üzerinde. Hepsinin içlerinden beni kıskandığına inanıyorum. İyi ama kızım, Metin bizden farklı bir insan. Daha önce de söylemiştim. O namazında, niyazında, sense eğlencede, içkide. Oho, eskiden de onlar anne, eskiden. Metin şimdi içki de içiyor, sigara da içiyor. Acayip de dans etmesini öğrendi. Olamaz. Sonunda o çocuğu da kendine benzettin ha? Söylemiştim sana da inanmamıştın. Her neyse, bu akşam beni istemeye geliyorlar. Ona göre hazırlık yap. Ne hazırlığı ayol? Alırız pastaneden bir şeyler, ikram ederiz. Efendim, sebebi ziyaretimiz... Sıkılmayın efendim. Buraya benden kızımı istemeye geldiğinizi biliyorum. Madem siz istiyorsunuz ben de veriyorum. Yaşa anne, işte bu kadar. Öyle törene mörene gerek yok. İş bittiğine göre ben mutfağa gidip çayları getireyim. Ben de sana yardıma geleyim kızım. Metin! Efendim? Sen de yardıma gel bana tatlım. Tamam, geliyorum.
böyle şey görmedim bey. Gördün mü kadın lafını ağzına tıktı. Verdim gitti dedi. Bunlar da görgü gelenek diye bir şey yok mu Allah aşkına? Yok herhalde, ne bileyim. Ama... Ana kızın kıyafetlerini gördün mü bey? Baldırları gözüküyor. Ayıptır bari bu gece adam gibi bir şeyler giyselerdi ya. Açık insanlar bunlar hanım. Bunların yaşayışı böyle. Yazık yazık. Oğlum bu aileye damat gidecek ha. Bu gece bir kere daha kahroldum bey. Ben bu kızı gelinim diye konu komşumuzun karşısına nasıl çıkartırım? Açtırma ağzımı hanım. Sen öyle diyorsun ama oğlun halinden çok memnun. Bak kız yardıma geldiğince nasıl da böyle ceylan gibi koşa koşa gitti. He? Bırak da utanılacak bir şey varsa biz değil o oğlumuz utansın. Buyurun çaylarınızı. Evet, kızımı verdiğime göre bu işi uzatmanın manası yok. Çiğdem nişanın hemen yapılmasını istiyor. Siz ne dersiniz? Valla Fatoş Hanım, her şey çok ani oldu. Biz henüz hazır değiliz. Yani oğlumun çeyizini falan... Eğer mesele masraflarsa hiç düşünmeyin. Biz her şeyi yaparız. Tabii canım. Hem çeyiz neymiş. Eskiden de o danteller manteller. Biz her şeyi alırız. Anneciğim, nişanı önümüzdeki hafta yapalım ne olur. Tabii kızım. Ne diyorsunuz efendim? Sizce de uygun mu? Masrafların hepsini biz yapacağız. Sizin elinizi cebinize atmanıza hiç gerek yok. Ben böyle rezillik görmedim bey. Benim bildiğim erkek tarafı Allah'ın emriyle kızını ister, kız tarafı da düşünelim der, kısmet der. Ama bunlar ne biçim aile? Daha sen kızı istemeden anası adeta al götür dedi. Herkesin aile yapısı bizim gibi değil ki hanım. Böyleleri de var. Ne yapacaksın? Biz kapalı insanlarız. Namazımızda, niyazımızdayız. Bunlarsa tam tersi. Açık saçık giyinmekten hoşlanıyorlar. Metin o kızla evlenirse ne yapacak? Sokağa çıktığında herkes karısına bakarsa nasıl rahat edecek? Bak hanım, konuşup da sinirlerimi ayağa kaldırma Allah aşkına. Ben de senin gibi karşıyım bu evliliğe ama elimizden ne gelir ki? Metin'e, hayır senin o kızla evlenmene rızamız yok desek, lafımızı dinleyecek mi sanıyorsun ha? Bu iş çoktan bitmiş, çoktan. Anlamadın mı hala? Bize ister istemez her şeyi evet demekten başka yapacak hiçbir şey kalmıyor. Öyle deme bey. İçim yanıyor içim. Ben onun anasıyım. Ne zahmetlerle büyüttüm yavrumu. Ya sen anasıysan ben de babasıyım. Büyümesinde yetişmesinde benim de emeğim var. Elin şırfıntısı büyülemiş oğlumuzu büyülemiş. Hani güzel bir şey de olsa bari içim yanmayacak. Ama çok zengin, çok paraları var. Anladığım kadarıyla Metin'i büyüleyen onların parası olmuş hanım. Baksana evlenince kat, araba, bilmem ne her şeyi alacaklarmış. Yerin dibine baksın katları da paraları da. Parayla her şeyi alabileceklerini mi sanıyorlar? Sanmıyorlar ama alıyorlar hanım. Anlamıyor musun? Oğlumuzu satın almış bunlar. Her şey ortada işte. Vakit geç oldu ha. İstersen... Gidip yatalım. Metin'in gelmesini beklemeyelim mi bey? Boşuna bekleme. Bu geceyi kutlamak için diskoteye gitti o kızla. Artık sabahleyin mi gelir gelmez mi? Orasını Allah bilir. Hadi hadi git yat hadi. Sen oğlunu düşünüyorsun ama oğlun şu saatte gönlünce eğleniyor. Hadi eğleniyor. Buyurun. Efendim herkes beni dinlesin lütfen. Bu gece buraya genç bir çifti nişanlamak için toplanmış bulunuyoruz. Nişan evliliğe giden bir yoldur. Bu yüzükleri takarken Çiğdem kızımla Metin oğlumuza bu yolda başarılar diler. Bu nişanın mutlu bir evlilikle sonuçlanmasını temenni ederim. Çiğdem, uzat parmağını kızım. Buyurun efendim. Evet. Evet Metin Bey, uzatın parmağınızı. Buyurun efendim. İkisine de hayırlı uğurlu olsun. Evet, huzurunuzda iki genç insanın nişan yüzüklerini taktım. Mutlu musun sevgilim? Evet, ya sen? Çok, sevincimden havalara uçuyorum. Gel hadi dans edelim. Anne, gece geç gelebilirim, beni merak etme. Yine mi diskoteklerde sabahlayacaksın oğlum? Yazık değil mi sana? Aynaya bir baksana, geç yatıp erken kalkmaktan yüzün ne hale geldi? Gençliğin elden gidiyor, sen farkında değilsin. Ha, ne yapayım anne? Çiğdem diskoteyi çok seviyorum. Yani herhalde yalnız gitmesine de izin veremem değil mi? İyi de evlat, o artık senin nişanlın.
Bir zaman sonra da karın olacak. Evlendiğiniz zaman da hep böyle diskoteklerde mi sabahlayacaksınız? Yok canım, olur mu öyle şey? Evlendiğimiz zaman her kadın gibi o da evinde oturacak. Bakma şimdi, nişanlıyız. Bir şey demiyorum, anladın mı? Ağaç yaşken eğilir Metin'im. O kız zengin kızı. Bütün hayatı boyunca sorumluluk taşımamış. Bütün vaktini orada burada eğlenerek geçirmiş. Düzeleceğini hiç sanmıyorum. Söyledim ya anne. Evlenince her şey yoluna girecek. Gerçeği gör oğlum. Evlendiği zaman da aynı hayatı sürdürmek isteyecek. Gel yakınken bu sevdadan vazgeç. Kendine denk bir hayat arkadaşı seç. Sonra çok üzülürsün, pişman olursun ama iş işten geçmiş olur. Anne, anlamıyor musun? Ben Çiğdem'i seviyorum. Emin misin bundan oğlum? Sen onu mu yoksa onların sana sağlayacağı imkanları mı seviyorsun? Hem Çiğdem'i hem parayı. İkisini de seviyorum anne. Ben iyi yaşamak istiyorum. Altıma araba istiyorum. İyi şeyler giyinmek istiyorum. Çevremdeki bir sürü erkeğin evi arabası var. Bu yüzden önüme çıkan bu fırsatı değerlendirmek istiyorum anne. Yanlış yapıyorsun oğlum. Para elbette gerekli. Ama böyle çalışmadan, kazanmadan elde edilen paradan hayır gelmez. Baban benimle evlendiğinde çok yoksuldu. Ama adam gibi adamdı. Dürüsttü, namusluydu. Şerefine, haysiyetine çok bağlı bir insandı. Hiçbir zaman lüks lokantalarda yemedik. Pahalı giysiler giyinmedik. Eğlence yerleri nedir hiç bilmedik. Ama hep mutlu olduk. Bir gün olsun ağlamadım. Dert, sıkıntı çekmedim. Çünkü ikimiz de inanç sahibiydik. Yediğimize de içtiğimize de hep şükrettik. Zaten yaşadığımız bu dünya yalancı değil mi oğlum? Öyle söyleyip de beni üzme anne. Hem bak evleneyim, size de faydam dokunacak. Belki sizi oturduğunuz bu köhne evden kurtarır, kaloriferli bir daire bile alabilirim size anne. Gerek yok evladım. İnsan istedikten sonra sobalı evde de ısınıp mutlu olabiliyor. Bundan sonra bütün namazlarımda Yüce Rabbime seni ıslah etmesi için, doğru yolu bulman için dua edeceğim oğlum. Hadi şimdi nereye gideceksen git. Annem bir konuda haklı. Çiğdem'in bu sorumsuz yaşamasına dur demeliyim. Ben çalışan bir insanım. Sabahlara kadar diskoteklerde eğlenemem. Ama bunu Çiğdem'e nasıl söyleyebilirim ki? Ya olmaz derse? Ben böyleyim. İşine gelirse derse? Allahu Ekber, Allahu Ekber! Ya Rabbim, ezanlar yüzsü hürmeti. Yalvarıyorum sana büyük Allah'ım. Oğlumun aklını başına getir. Onu ıslah et Allah'ım. Sen yaradansın, bilensin ve görensin. O iyi bir çocuk. Ama aklını başından aldılar. Hakikati görmesini, gözlerinin açılmasını sağla ya Rabbim. Alo. Metin tatlım. Çiğdem neredesin sen? Nerede olacağım, sesleri duymuyor musun? Diskodayım sevgilim. Bu saatte diskoda işin ne senin? Evde olman gerekmez miydi? Ne yok, kıskandın mı yoksa? Saçmalama. Sen artık benim nişanlımsın. Kendi başına buyruk hareket edemezsin sen artık. Ne demekmiş o? Yani senden izin mi almam gerekir? Elbette izin alman gerekir. Ya da gideceksen benimle birlikte gitmen gerekir. Bakıyorum da köylülüğün tuttu. Üzgünüm ama kapatmak zorundayım. Arkadaşlar dans pistinde beni bekliyorlar. Dur biraz, dur. Alo. Alo. Allah kahretsin. Ne biçim kız böyle ya? Metin. Buyurun Fatoş Hanım. Bir şey mi oldu? Şey, yok yok, hayır efendim, bir şey yok. Telefonda birine mi bağırıyordun? Önemli değil efendim. Şey, bugün biraz erken çıkabilir miyim acaba? Kızınla mı buluşacaksın? Evet efendim. Olur, gidebilirsin. Nişanlımın omuzundan çekmeni söylemiştim. Peki ya çekmezsek ne olur? Ne mi olur? Bu olur. Metin, delirdin mi? Neden vurdun ona? Benimle gel Çiğdem. Gidiyoruz buradan, hadi. Geberteceğim seni süt kuzusu. Al bakalım. Görürsün gününü sen. Al bakalım. Al sana. Ay, ne hoş çocuklar, görür müsünüz? Benim için yurda kurağı dövüşüyorlar.
Yapmayın. Ne bakıyorsunuz? Ayırsan dur şunları. Görmüyorsunuz. Birbirlerini öldürecekler. Ya, yapmayın. Bırakın beni. Bırakın beni. Terbiyesiz. Koyun beni. Elin nişanlısına asılmaya utanmıyorsun sen, öyle mi? Ben ona asılmadım. O benimle dansa kalktı. Doğru mu bu Çiğdem? Evet doğru. Ne varmış bunda? Tek başıma dans edemezdim Allah ya. Allah kahretsin seni. Sen ne biçim insansın be? Hayat sadece dans etmekten mi ibaret ha? Sen başka bir şey bilmez misin? Kapa çeneni be. Senin dırdırlarını dinlemek zorunda değilim. Ben böyleyim işte. İşine gelin işte. Demek böylesin ha? Al bakalım sana da. Bana vurdun. Seni sersen. Seni vahşi yaratık bana vurdun. Nasıl yapabildin bunu? Gebertmediğime dua et sırfıntı. Sen de hiç utanma, namus çok mu ha? Namusmuş. Ne namusu be? Günümüzde artık namus mu kaldı? Geri kapalı adam. Şimdi moda böyle. Herkes herkesle birlikte. Ne demek herkes herkesle birlikte olmalı? Moda öyle mi ha? Namusa değer vermek tutuculuk, gericilik. Ama parmağında başka birinin yüzünü taşırken başka bir erkekle birlikte olmak çağdaşlık, öyle mi? Evet öyle. İşine gelirse beyefendi, gelmezse kapı orada. Defolup gidebilirsin. Gideceğim tabii. Elbette gideceğim. Aslında seni öldürmem gerekirdi ama bunu yapmayacağım. Senin gibi insanlıktan nasıl bin almamış ahlaksız, iğrenç, rezil birini öldürüp de gençliğimi mahvedemem ben. Çünkü sen buna değmezsin. Çünkü insan bile değilsin sen. Yeter. Senin hakaretlerini dinlemek zorunda değilim. Defol buradan. Defol diyorum. Nişanı da bozuyorum. Artık nişanlı değiliz. Al yüzüğünü. İstemez. Nasıl olsa yerini birini bulur, ona takarsın. Bulurum tabii. Gencim, güzelim, zenginim. Kiminle istersem onunla nişanlanırım. Mete, hayatım, benimle nişanlanır mısın? Manyak mısın be? Seninle nişanlanıp da elimi kana mı bulayım? İşine gelirse. Hadi arkadaşlar, dans pistine. Bugün çılgınlar gibi dans edelim. Herkes duysun, ben artık nişanlı değilim. Kusura bakma Metin kardeş. Bu kızın seninle nişanlı olduğunu bilseydim yüzüne bile bakmazdım. Bilmeden ayrılmanıza da sebep oldum. Üzülmene gerek yok. Sen benim gözlerimin açılmasına sebep oldun bu kadar. Bu yüzden ben sana teşekkür etmeliyim. Metin akşam yemeğine gelmeyecek miydi hanım? Hayır. Herhalde nişanlısının evinde yiyecektir. Nerede yerse yesin. Hala kızgınsın değil mi oğluna? Hayır, sadece çok üzülüyorum bey. Ak geldi. Hayret, nasıl oldu da bu gece erken geldi? Doğru söylüyorsun Hadiye. Bir şey mi oldu acaba? Dur bakalım. İçeri girsin anlarız. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Metin. Hayrola oğlum. Aman Allah'ım. Oğlum gözüne ne oldu senin? Hiçbir şey olmadı anne. Ne demek olmadı evladım? Sol gözün morarmış. Birine kavga falan mı etsin ha? Boşver baba. Yoksa o kız yüzünden kavga mı ettin yavrum? Ah oğlum, ah güzel oğlum. Biliyordum. O şırfıntının yüzünden başının derde gireceğini tahmin ediyordum zaten. Neyse, boş ver be anne. O iş bitti artık. Bitti mi? Nasıl yani? Ayrıldınız mı Metin? Evet baba. Gerçekleri ancak görebildim. Hani derler ya, aşk insanın gözünü kör edermiş diye. Benim de gözlerim bir an için kör olmuştu. Ama açılması için de böyle morarması gerekiyormuş. Şükürler olsun Rabbime. İnan oğlum, uçurumun kenarından döndün. Hayat ancak yaşanarak öğrenilir oğlum. Sen acı da olsa böyle bir şeyi yaşadın. Umarım bu sana bir ders olur. He? Oldu bile baba. O kızla evlenseydin belki evin, araban, her şeyin olacaktı ama... ...mutluluğun, namusun, haysiyetin ve bir ailen asla olmayacaktı. Haklısın baba. Bunu geç de olsa anladım. O kız yüzünden sizi üzdüysem, kırdıysam beni affedin. Ben sadece zengin bir kızla evlenmenin iyi bir şey olacağını düşünmüştüm o kadar. Sen evlenmek, yuva kurmak istedikten sonra ben sana temiz süt emmiş nice kızlar bulurum oğlum. Yeter ki evlenmek için gerekli olan şartları hazır edelim. Sen kendini evlenmeye hazır hisset. Bir yeri aramam gerekiyor. Nereyi? Çiğdem'in annesi Fatoş Hanım'ı. Kızından ayrıldığını mı söyleyeceksin? Evet. Ama yalnız onu değil. Alo? Fatoş Hanım, ben Metin. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim ama... ...artık iş yerinizde çalışamayacağımı bildirmek için aradım sizi. Sebebini Çiğdem'e sorabilirsiniz. Evet, evet, istifa ediyorum. Hoşça kalın. Evet, böylece tekrar başa dönmüş oldum.
İşten de ayrılman şart mıydı oğlum? Evet anne. Öyle olması gerekiyordu. Namuslu, gururlu ve onurlu bir insan olarak böyle yapmak zorundaydım. Aferin oğlum. Doğru olanını yaptım. Seninle gurur duyuyorum. Dürüst, erdemli biri gibi davrandın. İyi ama şimdi nerede iş bulacaksın yavrum? Bu zamanda kolay. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başkasını açar anne. Doğru. Oğlanın üstüne varma Hadiye. Hem ne var bunda? Düne kadar Metin işsizken yine bu eve maaşımla ben bakmıyor muydum ha? Karnımızı doyurmuyor muyduk? Yine doyururuz. Allah'a şükür küçük de olsa oturduğumuz bu ev bizim. Bunca yıl geçindik yine geçiniriz. Sen üzülme oğlum. İlle de iş bulacağım diye de kendini harap etme. Allah büyüktür. O inananları kendisine avuç açıp dua edenleri asla yalnız bırakmaz. Biliyorum babacığım. Biliyorum. Bak ya sezon okunuyor. Hadi ailece namazımızı kılıp duamızı et. Yarın senin için bambaşka bir gün olacak o. Eşhedü en la ilahe illallah. Patroniçe'nin Kızı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.